Herkese merhaba. Umarım herkes iyidir. Ben Yasemin Arşın. Öncelikle IFT ekibine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel organizasyonu yaptıkları için. Bu zor günlerde yüz yüze iletişimin mümkün olmadığı bu günlerde bu tarz webinarları düzenlemek çok faydalı. Umarım bu webinarda siz de faydalı bulacaksınız. Bugün son anda sunumun adında bir değişiklik yaptık ki konuyla ilgili çok sorular gelmeye başlamıştı. Dedik ki, evet merhabalar geliyor herhalde. Herkese merhaba yeniden. TOEFL IBT sınavı biliyorsunuz ki ETS'in sertifikalandırdığı test merkezlerinde yapılıyor. Şu an test merkezleri kapalı olduğu için hani TOEFL IBT'ye nerede gireceğim soruları daha çok soruları geliyor bize de. IFT ekibine de gelmişti. O yüzden dedik ki konu başlığını değiştirelim. Ama ben sunumun sonuna saklıyorum sürprizimi. Sunumun en başlarında öncelikle TOEFL IBT sınavıyla ilgili kafamızda oluşan soru işaretlerini gidereceğiz. Biliyorsunuz ki illaki sınavlar söz konusu olunca kulaktan duyma bilgiler de çok yayılabiliyor. O yüzden de hani TOEFL IBT ile ilgili o kafadaki soru işaretlerini gidereceğiz. Ardından da doğru bilgilere ulaşacağız bu sunumla birlikte. Sorularınızı mutlaka buradan sorabilirsiniz. Sunumun sonunda vakit ayırmayı planlıyorum tabii ki sorularınızı cevaplandırmak adına. Buraya bir de ben yine de ne olur ne olmaz e-mail adresimi yazıyorum. Onu not alırsanız iyi olur. Eğer sunumun PDF versiyonunu benden almak isterseniz bana mail gönderin, e-posta gönderin. Ben sizinle sunumumu paylaşıyorum. O zaman sunumu paylaşma zamanı geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar, öncelikle evet ekranımı görebiliyorsunuz herhalde, değil mi? Evet, harika. O zaman başlıyorum. Şimdi TOEFL IBT sınavı ile ilgili hemen şunu vurgulamak istiyorum en başta. TOEFL IBT sınavı ana dili İngilizce olmayanlar için tasarlanmış bir İngilizce yeterlik sınavıdır. Adı da Test of English as a Foreign Language. Yani yabancı dil olarak İngilizcenin testi. IBT de Internet Based Test. Normal şartlarda, normal koşullarda TOEFL IBT sınava sahibi olan Educational Testing Service'in sertifikalandırdığı test merkezlerinde yapılır. Bu test merkezleri üniversiteler, yabancı dil kursları ve diğer eğitim kurumlarında yapılır normal koşullarda. Bu şu anda yaşadığımız zor süreç geçici, ETS konuyla ilgili geçici bir çözüm sundu. O çözümle de ilgili ipuçlarını ayrıntıları sizinle sunumumun sonuna doğru paylaşacağım. Aynı zamanda sunumun sonuna doğru ücretsiz kaynaklardan da bahsedeceğiz. Dolayısıyla bütün bu uluslararası geçerli olan sınavların belli bir ücreti var. Bu ücretler biraz yüksek gelebilir ama en azından ücretsiz kaynakları pratik yapmak için kullanırsak hem zamanımızı hem de paramızı iyi değerlendirmiş oluruz. En başta dediğim gibi bu sunumda yanlış bildiğimiz şeylerin doğrularını göreceğiz. Ardından da diğer ayrıntılara değineceğiz. Şimdi bu sunumun size ne açıdan faydası olacak? Hem sınavı A'dan Z'ye aslında tanımış olacaksınız teorik anlamda. Hem de kafanızda yanlış bildiğiniz şeylerin doğrularını öğrenmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle birincisiyle başlayalım. Hem şöyle yaparsam daha iyi olur. Genellikle TOEFL IBT ile ilgili şöyle bir yanlış bir varsayım var. Educational Testing Service, TOEFL IBT sınavının sahibi olan kurum, kurumun merkezi Princeton, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu için TOEFL IBT sınavı sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimimize devam edeceksek geçerli gibi bir varsayım söz konusu. Bu varsayım doğru değil. Neden doğru değil? TOEFL IBT sınavı 150'den fazla ülkede 11 binden fazla kurumun kabul ettiği bir sınav. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Kanada, Avrupa, Avustralya ve Asya kıtasında da birçok ülkede geçerli.
Bu slaytları biraz özetleyerek geçeceğim. Sizin sorularınıza daha çok vakit kalsın diye hem de güzel haberleri de vermek adına. Bu slaytta göreceğiniz üzere arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün üniversiteler tarafından kabul edilen bir sınavdır TOEFL-IBT. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 üniversiteden 9'u özellikle TOEFL-IBT sınav sonuçlarını tercih etmektedir. Bu ne demektir? Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim planlıyorsak aklımıza ilk önce TOEFL-IBT sınavı gelmeli. Kanada'ya geldiğimizde yine Kanada'da ilk cümlede gördüğünüz üzere her yerde kabul edilen yani her eğitim kurumu, üniversite tarafından kabul edilen bir sınavdır. Yine Kanada'da en çok sınav sonucu TOEFL-IBT sınav sonucu gönderilmekte üniversitelere. Dolayısıyla yine Kanada'da da TOEFL-IBT sonuçları bütün üniversite yüksek öğretim kurumları tarafından kabul edilmektedir. Avrupa'ya geldiğimizde de Avrupa'nın birçok yerinde en üst dünya sıralaması en yüksek üniversiteler tarafından kabul edilir TOEFL-IBT skorları. İngiltere'de de %99'dan fazla üniversitenin kabul ettiği bir sınavdır. Ve yine en prestijli Russell Group üniversitelerinde %100'ü TOEFL-IBT skorlarını kabul etmektedir arkadaşlar. Bu bilgiler bizim için önemli çünkü yol haritamızı çizmemizde en büyük faktörlerden yani en büyük etkenlerden biri de TOEFL-IBT sınav sonucumuz. Dolayısıyla sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil başka yerlerde, başka ülkelerde de kabul edildiğinin farkında olmamız gerekiyor. Avustralya'ya ve Yeni Zelanda'ya geldiğimizde de yine kabul edilirlik %100 arkadaşlar. Asya'ya geldiğimizde de yine top üniversiteler yani dünya sıralaması en yüksek olan üniversiteler yine Japonya'da, Asya'nın birçok yerinde, Hong Kong'da yine en çok kabul edilen sınavlardan biridir TOEFL-IBT. Dolayısıyla TOEFL-IBT sınavı arkadaşlar Türkiye'de de aynı durum söz konusu. ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği olan bir sınavdır TOEFL-IBT. Dolayısıyla iş başvurularında terfi, maaş artışı gibi konularda da TOEFL-IBT skorları çok etkili oluyor. TOEFL-IBT sınavından iyi bir skor almak her zaman prestijlidir. CV'de iyi bir referanstır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci efsane. 2 yıl TOEFL-IBT skorları 2 yıl geçerli arkadaşlar. Diğer İngilizce yeterlik sınavlarında da bu geçerli. Neden 2 yıl geçerli? Bu slaydın ben size en böyle Turkish English açıklamasını yapayım. Bir yabancı dili uzun bir süre kullanmadığınız takdirde arkadaşlar 4 ayrı beceri işte okuma, dinleme, konuşma, yazma bunların seviyesi ister istemez düşecektir. Dolayısıyla bu araştırma sonuçlarına dayanan bir sonuçtur. Bu TOEFL-IBT'ye özgü bir sonuç da değildir. Yani 2 yıl kabul edilme olayı. Dolayısıyla çok tartışmalara açık bir olay değildir. Çünkü arkasında büyük araştırmalar yatıyor. TOEFL-IBT skorları 2 yıl geçerlidir özetle. Onun dışında bu slaytta yine aslında özetlediğim şey hemen 3. efsaneye geliyoruz. TOEFL-IBT sınavı esnasında verdiğiniz cevapların konuşma ve yazma bölümlerinde verdiğiniz cevapların sadece makine tarafından hesaplandığı, notlandırıldığı şeklinde yine bir varsayım var. Bu doğru değil. Biz hem teknolojiyi bir araya getiriyoruz, hem teknolojiyi kullanıyoruz, hem de benim gibi bizim merkezimizde, kampüsümüzde, Princeton, New Jersey'de Human Rater'larımız var. Human Rater ne demek? Aslında çevirdiğimizde sınava esnasında verilen cevapları skorlandıran kişi. Biz hem Human Rater'ları kullanıyoruz hem de yapay zeka teknolojisini kullanıyoruz. Dolayısıyla daha güvenilir, daha geçerli sonuçlara ulaşıyoruz. Dolayısıyla sadece makine kullanımı yoktur konuşma ve yazma bölümlerinde verdiğiniz cevaplar için. Bu yine aklımızda soru işareti olarak çoğunlukla duyduğum şeylerden biri. ETS sadece bir Educational Testing Service, sadece testleri olan bir kurumdur. Bir Testing Assessment, ölçme ve değerlendirme kurumudur. Dolayısıyla 47 yılından beri bu alanda aktif olan bir kurum
Bu konuda da tabii ki profesyonel, güvenilir, geçerli araçlar kullanacaktır skorlandırmak için. O yüzden de bunları belirtmekte de fayda var. Hem Human Rater kullanıyoruz, hem Writing için E-Rater, konuşma bölümünde verilen cevaplar için de Speech Rater adlı teknolojileri kullanıyoruz. Eğer ayrıntılı bilgi isterseniz bana mail de atabilirsiniz. Bu konuyla ilgili kafanızda soru işaretleri varsa ya da web sitemizden de kontrol edebilirsiniz. Ben yine seve seve yardımcı olurum. Speaking ve Writing neye göre skorlanıyor ve nasıl skorlanıyor? Bizim Princeton'da merkezimizde her response için, yani verdiğiniz her cevap için, Speaking ve Writing bölümleri için konuşuyorum. Verdiğiniz her cevap için en az 4, maksimum 6 tane Human Rater vardır. Düşünün ne kadar task sayısı, ne kadar soru sayısı olduğunu birazdan göreceğiz. En az 4, en fazla 6 kişinin kontrol etmesi ve aynı zamanda yapay zeka kullanımı, bu müthiş bir sonuca getiriyor aslında bizi. Yani ne kadar güvenilir sonuçlara getirdiğini belirtmek istiyorum burada. Dolayısıyla hiçbir başka İngilizce yeterlik sınavı hem Human Rater'ları hem de Automated Scoring'i bir arada kullanmıyor. Yine ETS bu konuda öncü bir kurum. Speaking ve Writing'de tabii ki belli kriterlerimiz var. Bu da belki İngilizce hazırlık okullarında üniversiteye başlarken, eğer İngilizce hazırlık okumuşsanız hocalarınızın da kullandığı belli kriterler var. TOEFL IBT'deki kriterler de aslında çok farklı değil. Biz yine neye bakıyoruz? İçerik, organizasyon, anlam, dilin kullanımı derken gramer ve vocabulary kullanımı ve olabildiğince accurate, yani doğru bir kullanımı bizim için çok önemli. Bizim ETS'in kullandığı kriterler aslında üniversitelerde kullanılan kriterlerden çok çok farklı değil. Evet, dördüncü efsane. Bütün dinleme parçalarında Amerikan İngilizcesi duymak. Evet, bu doğru bir bilgi değil. Mart 2013 itibariyle artık dinleme ve konuşma bölümündeki dinleme parçalarında artık başka native speaker aksanlarda kullanılıyor. İngiltere'de kullanılan İngilizce, Yeni Zelanda ve Avustralya'da da kullanılan aksanları da yine dinleme bölümünde duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bu kullanılan, yani duyacağınız aksanlar hep standart aksanlar. Yani farklı şive ya da daha böyle izole grupların kullandığı aksanlar değil, standart aksanlar duyacaksınız dinleme ve konuşma bölümlerinde. Sizden de tabii ki beklenti, bir ana dil İngilizce olmayan biri olarak sizden beklenti harika bir native speaker accent değil. Olabildiğince ana dil İngilizce olmayan birinin kullanabileceği maksimum düzeyde doğru dil kullanımı, içeriğin güzel olması, organizasyonun başarılı olması, biz bunları bekliyoruz speaking ve writing bölümünde de. Hemen devam edelim. Beşinci efsane ne? Okuma bölümünde eğer belli kelimelere hakim değilsek, onları ezberlememişsek başarısız oluruz. Aslında ben bunu biraz terse çevirdim bu cümleyi. Yani belli kelimeleri bilmiyorsak okuma bölümünde başarısız oluruz varsayımı. Bu doğru değil. Her ne kadar bizim okuma parçalarımız bilimsel de olsa birinci sınıf üniversite öğrencisinin anlayabileceği düzeydedir. Yani eğer okuma parçası biyolojiyle ilgili ise çok fazla teknik, çok fazla bilimsel kelimeler ve anlatım söz konusu değildir. Bizim çünkü dinleme bölümünde de okuma bölümünde de bilgi ölçmüyoruz. Biz okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ölçüyoruz. Biz İngilizce seviyenizi ölçüyoruz. Yoksa sizin kimse biyoloji bilginizi ya da astronomi bilginizi ölçmüyor. Bunu belirtmek istiyorum. Evet, yine okuma parçaları çok zor, çok uzun gibi şikayetler duyabiliyoruz, efsaneler duyabiliyoruz. TOEFL IBT sınavı arkadaşlar üniversite hayatında sizden beklenenle aynı ayarda hazırlanmıştır. Dolayısıyla okuma parçaları ne çok aşırı bilimseldir, ne çok aşırı tekniktir, ne de çok uzundur. Okuma parçaları genellikle 700 kelime civarındadır. O da dediğim gibi normal şartlarda birinci sınıf üniversite öğrencisinin okuduğu okuma parçaları düzeyindedir.
Dolayısıyla birinci üniversite birinci sınıf öğrencisinin textbooklarından yani coursebooklarından alınmış okuma parçalarıdır. Eğer çok teknik bir kelime varsa ya da Latince kökenli bir kelime ya da bir ifade varsa okuma parçasının sonuna böyle bir sözlük gibi düşünün. Bir cümle ya da iki cümlelik o teknik kelimeleri açıklayabiliyorlar da aynı zamanda. Dolayısıyla okuma parçaları gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. B2 C1 seviyesinde olan bir aday rahatlıkla TOEFL IBT'nin okuma parçalarını anlayabilir. 7. efsaneye geldiğimizde de aslında bunu açıklamış oldum bir bakıma. Okuma parçaları bilgimizi ölçüyor. Hayır, böyle bir şey kesinlikle yok. Her ne kadar dediğim gibi farklı bilim dallarından okuma parçaları konsa da sizin o konuda fazla bilgi sahibi olmanız size avantaj da kazandırmıyor. Çünkü o passage ve soruları, okuma parçası ve soruları bilgi ölçen düzeyde değil. Onlar dediğim gibi okuduğunu anlama becerilerini ölçen okuma parçası ve sorular. Ve son maddede aslında bu demek istediği şu, soruların cevapları okuma parçasında arkadaşlar. Dolayısıyla sizin o konuya hakim olup olmamanız sizin iyi ya da kötü not alacağınızı garantilemiyor. Okey? Şimdi 8. efsaneye geldiğimizde diyelim ki speaking'de size 60 saniye verdiler. 60 saniye bittiği anda cümleniz yarıda kesildi. Eyvah puanım gitti, 0 puan alacağım ya da çok düşük puan alacağım. Ya da yazma bölümünde önerilen kelime limiti sınırının altında kaldınız ya da fazla yazdınız. Bunlar sizde stres yaratmamalı. Çünkü bizim kriterimizde 60 saniye dolduğunda cümlesi yarıda kesildi, 3 puan düşürüyoruz. Ya da independent task bölümü var writing bölümünde. Independent bölümünde biz yaklaşık 300 kelime dedik, 450 kelime yazmış ya da 270 kelime yazmış, 2 puan düşürelim gibi bir kriterimiz yok. Siz ne kadar yazıp ne kadar konuşuyorsunuz, yazdığınız ve konuştuğunuza göre biz sizi değerlendiriyoruz. Bizim kriterlerimiz de yine web sitemizde mevcut arkadaşlar. Eğer bulamazsanız da bana mutlaka e-posta gönderin. 9. efsane, konuşma bölümünde bilgisayara konuşmak zorundasın diyor burada. Bu konu eskiden bu konuyla ilgili çok feedback alıyordum ben. Geri bildirim alıyordum. İşte yüz yüze değil, karşında bir insan yok, mikrofona konuşuyorsun gibi işte çok challenging, çok zorluyor beni, alışamadım diyenler oluyordu. Sanırım bu dönemden sonra artık kimse TOEFL IBT'nin speaking bölümünden şikayet etmeyecek. Çünkü hep bilgisayara konuşuyoruz zaten. Konuşma bölümünde arkadaşlar konuşma bölümü çok pratik, çok rahat bir şekilde ilerliyor. Doğru, evet, computer karşısında sonuçta speaking bölümündeki cevaplarınızı veriyorsunuz. Kulaklık takılı olmuş oluyor. Bu tarafta da mikrofon oluyor. Soru hem ekranda yansıyor hem klik yaptığınızda soruyu kulaklıktan duyuyorsunuz. Size verilen sürede düşünüyorsunuz. Size verilen sürede de cevabı veriyorsunuz. Yani hiç stres olacak bir şey yok. Artık hepimiz zaten online yaşamaya alıştık. Face to face olduğunda karşı tarafın herhangi bir gülümsemesi ya da biraz sert bakışı sizi negatif etkileyebilir ya da ön yargı yaratabilir. O yüzden de bu anlamda mekanik olarak birçok kişinin mekanik diye değerlendirdiği speaking bölümü aslında çok tarafsız bir şekilde ve çok rahat bir şekilde akıp gidiyor. O yüzden de bu konuda da stres yapmamakta da fayda var. Bilgisayarla conversation değil. Aslında independent bölümünde speaking'de zaten bir tane independent var. Soru ekrana yansıyor. Kulaklıktan duyuyorsun, düşünüyorsun ve 45 saniyede cevaplıyorsun. Bu da zaten herkesin rahatlıkla cevaplayabileceği soru tipleri. Birinci sınıf üniversite öğrencisi kampüste mi yaşamalı, kampüs dışında mı yaşamalı gibi sorular geliyor. Yani herkesin çok rahatlıkla cevaplayacağı soru tipleri. Evet, bir tane independent dedim, bir de integrated var. Integrated'da da arkadaşlar integrated task'lerin, integrated soruların, soru diyelim, görev aslında task'i çevirdiğimizde, ama integrated soruların şöyle bir mantığı var. Nasıl ki biz normal akademik hayatta
Sınıfta üniversitedeki hocamızı hem dinliyoruz, not alıyoruz, soru soruyor, cevap veriyoruz ya da biz ona soru soruyoruz. Nasıl ki akademik hayatta da her şey integre ilerliyor. Değil mi? Sadece listening yapmıyoruz, sadece speaking yapmıyoruz. İnsan iletişimi bu şekilde ilerliyor. O yüzden de TOEFL IBT'yi ona göre tasarlamışlar. Bu integrated'da da önce böyle küçücük bir okuma parçası oluyor. Böyle hani YDS readinglerine hakimseniz onların readingi kadar önce bir okuma parçası, ardından aynı konu ama farklı bir perspektif olur, ekstra bir bilgi verebilir, listening şeyi örnek verebilir. Size reading ve listening'i bağdaştırabileceğiniz bir soru soruyor. Integrated dediğimiz bu. Zaten hani biz de entegre diye o kelimeyi Türkçe'de de kullanıyoruz. Speaking'de verdiğiniz cevaplar ne oluyor? Kaydediliyor. Zaten direkt sistem yoluyla ETS merkeze, raterlara gönderiliyor. Aynı şey writing için de geçerli. Dolayısıyla bizim sorularımız her zaman Princeton'da hazırlanır. Sonuçların, sınav sonuçlarının okunması hepsi bizim merkezimizde yapılmak. Alright. 10. ve son efsaneye geliyoruz. Son efsane writing'de American spelling, konuşmada da American accent bekliyoruz gibi bir efsane var. Hayır, böyle bir şey yok arkadaşlar. British, American, Australian, New Zealander hiç fark etmez. Spelling'de de kelimeleri yazarken hani color, labor kelimelerinde olduğu gibi onları yazarken ay yok British yazmış, öbüründe American yazmış. Bu tarz bir kriterimiz yok arkadaşlar. Bu konuda da stres olmanız da gerekiyor. Çünkü benim İngilizcemde de o var. Bakın ben de İngilizce öğretmenliği yaptım. Benim İngilizcemde de bazen öyle oluyor. Bir kelimeyi British accent'la söyleyebiliyorum ama öbür kelimeyi American accent'la söyleyebiliyorum. Bu hepimizde olabilecek şeyler. Bu konuda da stres yapmanıza hiç gerek yok. Şimdi son dönemde TOEFL IBT'de çok güzel iyileştirmeler oldu. Bir kere sınavımız kısaldı. Yaklaşık 3,5 saat süren sınav artık 3 saat. O anlamda daha az yorucu, daha az stresli bir sınav haline geldi. Bu en güzel haber. My best scores, bununla ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim. My best scores, umarım sadece tek defa girersiniz sınava ama bazen işte aday 120 üzerinden 100 hedefliyor. İşte 92 alıyor, 95 alıyor, bir türlü 100'ü tutturamıyor diyelim ki. Ama şöyle bir durum var. Sınavın birinde reading'den 28 almış, öbüründe 21 almış diyelim ki. Olur ya, bazen çok iyi konsantre olamayabiliriz. Belki de sıkılabiliriz sınav esnasında. Birinde daha yüksek, birinde daha düşük alabiliriz. 2 yıl içinde eğer 2 kere sınava giriyorsak mesela. Sistem ne yapıyor? O iki sınavdan en yüksek hangisini aldıysanız, mesela reading'de 28'i alıyor. Listening'de yine en yüksek aldığınız puanı çıkartıyor. Writing ve speaking'de de alıyor. Size yeni bir set oluşturuyor. Buna my best scores deniyor. Bu yavaş yavaş üniversitelerin kabul ettiği bir durum arkadaşlar. My Best Scores'a göre hemen planınızı yapmayın. Çünkü bazı üniversiteler hala bu konuda karar vermiş değil. Güzel bir gelişme ama tabii ki bu üniversitelerin inisiyatifinde olan bir karar. Eskiden sınav sonuçları 10 gün içinde açıklanıyordu. Artık 6 gün içinde açıklanıyor. Bir de yapay zeka speaking bölümündeki verilen cevaplar için kullanılmıyordu. Artık onun için de kullanılıyor. Hem human rater'lar var hem de yapay zeka kullanılıyor. Onun dışında kayıt sistemimiz yenilendi. Artık cep telefonundan da kayıt olabiliyoruz. Eskiden sınavımız sadece sabahtı, artık öğleden sonra da var. Eskiden ikinci sınava girmek için daha uzun süre bekliyorduk. Şimdi daha kısa süre bekliyoruz. Yine eskiden son 4 gün kala kadar istediğiniz sınav tarihinin son 4 gününe kadar sınava kaydolabiliyordunuz. Ama artık bu 2 güne düştü gibi. Son dönemde yine ücretsiz full bir TOEFL IBT testi kondu web sitemize. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda artık TOEFL IBT çok daha az stresli bir sınav haline geldi. Bu sınavımız kısaldı dedim. Neler oldu? Hemen şöyle bir göz atalım. 1 Ağustos 2019'da bu değişiklikler duyuruldu ve pratiğe geçirildi. Eskiden reading'de 12-14 soru vardı. Her okuma parçası sonrasında artık 10 soru var. Listening'de
dinleme bölümünde lecture dediğimiz dinleme parçaları 4 6'dan 3 4'e düştü. Speaking de 6 task vardı. 4 task'e düştü. Writing'e hiç dokunulmadı. Şimdi geliyorum güzel habere. TOEFL IBT sınavının yapıldığı test merkezleri şu an virüsün yayılmasından ötürü kapalı olduğu için ETS hemen yeni bir çözümle geldi. O çözüm Special Home Edition, artık TOEFL IBT sınavını evden alabiliyoruz arkadaşlar. Evden alabiliyoruz, tıpkı sınav merkezindeki koşulları yaratıyor size ETS. Proctor U adı verilen bir kurumla anlaşmalı şekilde sizin bütün sınav anınız kaydediliyor. Sınavın tamamen yapısı, formatı, soru tipi, soru sayıları, her şeyi aynı. Skorlaması aynı. Dolayısıyla yine üniversiteler dünyanın her yerinde bu ETS'in son anda, bu kritik dönemde getirdiği çözümü zaten takdirle karşıladıkları için kabul edilirlik düzeyi de yine aynı şekilde test merkezlerinde yapılan TOEFL IBT gibi. Bunun için, bu sınava girmek için teknik koşullardan haberdar olmak istiyorsanız web sitemizi kontrol edebilirsiniz. Bu slaydın en sonunda gördüğünüz gibi link mevcut. Kendi evinizde, bilgisayarınızın başında sınavınızı olabilirsiniz. Sınav merkezinde belli saat aralığında yapılan sınav günün 24 saati içinde size uygun olan saatte yapılabiliyor arkadaşlar. Diyelim ki çok nadir olan, yani bununla ilgili geri bildirimler aldık. Çok nadir de olsa teknik problemler çıktı ve o teknik problem çözülemediğinde sınavınız tekrardan başka bir tarihe alınabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir şekilde sınav ücretini ödediğiniz için mağduriyet söz konusu değil. Yine yapay zeka teknolojisi kullanılıyor ve sınavınızın öncesinde size human proctor dediğimiz, yani düşünün ben sizin sınavınızı kontrol ediyorum. Birbirimize bağlanıyoruz. Oda içindeki bütün malzemeler, görüntü dahil olmak üzere ve yanınızda bulunan kağıt, kalem, her şey dahil olmak üzere check ediliyor. Dolayısıyla %100 güvenli bir sistem kullanılıyor. Eğer çok yakın bir zamanda bir başvuru söz konusuysa, bir üniversiteye başvurmayı planlıyorsanız sınava evden girebilirsiniz arkadaşlar. Evet, gelelim ücretsiz kaynaklara. Sorularınıza vakit kalsın istiyorum. Ücretsiz kaynaklarda neler var? Benim en sevdiğim kaynak 6 haftalık önerilen, aslında self-paced. Dolayısıyla 6 haftayı 10 haftaya da uzatabilirsiniz kendi ihtiyacınıza göre. Ücretsiz internet üzerinden bir kurs. Hiçbir kriterimiz yok bu kursa kaydolmak için. İsteyen herkes, yaşı ya da konumu ne olursa olsun, isteyen herkes bu kursa kaydolabilir. Tamamen ücretsizdir ve tamamen internet üzerinden yapılmaktadır. Sistemi sağlayan edX, aynı Coursera gibi düşünebilirsiniz. Online kurs sistemi sağlıyor ama içerik ETS'ten, TOEFL IBT sorularını üreten ekibin ürettiği bir kurs. O anlamda çok faydalı arkadaşlar, faydasını göreceksiniz. Bu da diğer ücretsiz kaynaklar. Bir full practice test, hemen ardından practice set, onlar da ayrı ayrı böyle sınav soruları. Bir de test prep planner diye bir şey var. O da 8 haftalık bir çalışma planı sunuyor size. Aynı zamanda içinde örnek cevaplar var. İşte neye göre kriterlerimiz neler, işte konuşma ve yazma bölümlerinde neye göre skorluyoruz, onunla ilgili ayrıntılı bilgiler mevcut. Ben olsam önce kesinlikle bu ücretsiz kaynakları bitiririm. Sonuçta bu ETS'in bir sınavı. Dolayısıyla burada, bu kaynaklarda kullandığı sorularda zaten hani bizim tabirimizle eski çıkmış sınav soruları. O yüzden de ilk aşamada mutlaka bu ücretsiz kaynakları sağlam bir şekilde yapın, vaktinizi ayırın, sınavı iyice tanıyın, soru tiplerini tanıyın. Her sınavda olduğu gibi TOEFL IBT'de de iyi bir pratik, soruları iyi tanıma, stratejileri bilme önem taşıyor. Stratejileri bilme derken ezbere ilerleme değil arkadaşlar. O bizim hani Türk mantığı vardır ya, hocalardan bana çok iyi taktikler verdi. İşte reading sorularını çok rahat cevaplayabiliyorum. Öyle taktiklerle
Belli sınavlarda ilerleyebilirsiniz. TOEFL IBT sizin İngilizce bilginizi ölçer arkadaşlar. Sizin ne kadar dili iyi kullanabildiğinizi ölçer. Dolayısıyla çok da ezbere gitmemenizi tavsiye ederim. Cep telefonu aplikasyonumuz da var. Hem Apple Store'da hem Google Play'de mevcut. Bunu da check edersiniz. Biraz hızlı ilerliyorum. Eğer TOEFL IBT ile ilgili ayrıntılı güncel bilgilere erişmek istiyorsanız da bu mailing liste üye olabilirsiniz. Bunu da tavsiye ediyorum. En azından ileride TOEFL IBT planınız varsa güncel bilgilere her daim ulaşmış olursunuz. Evet, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Süremiz herhalde gayet güzel var. Hemen sorulara bakacağım. Sunumu kapattım. Evet, sorular gelmiş herhalde. Evet, sunumumun aslında Zeynep Menteşoğlu sorunuzu aslında biraz cevaplamış oldum. Ücretsiz kaynaklarımız bizim zaten hep herkese açıktı. Hala da açık. Sunumda gösterdiğim gibi, sunumun dediğim gibi PDF kopyasını da sizinle paylaşabilirim. En azından linklere çabucak ulaşabilirsiniz. Hani Google'da aramanıza gerek kalmaz. Bana mail atarsanız o linkleri de ben size zaten ayrı ayrı paylaşabilirim. Bizim web sitemizde bulunan bütün kaynaklar TOEFL'ın değişmiş sistemine uygundur. %100 uygundur. Google'da da yine böyle arattığınızda çok kaynak oluyor. Onlara da güvenebilirsiniz. Hani bazı yayın evlerinin kaynakları da oluyor. Eski kaynakları da şu anlamda kullanabilirsiniz. Çünkü soru tipleri, passage ve lecture tipleri değişmedi arkadaşlar. O yüzden eski kaynaklar da hala güvenilir. Ama dediğim gibi bizim web sitemizdeki tüm kaynaklar güncel. Sanırım chat bölümünden herhalde sorular geliyor. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Başka sorunuz varsa alabilirim. Hemen chat bölümünden geldi bir şey. Evet, teşekkürler. Zeynep Hanım, rica ederim. Umarım sorunuzu uygun şekilde cevapladım. Sınav ücreti, en önemli şeyi unuttum. 185 Amerikan doları arkadaşlar. Doların son dönemdeki, yani uzun zamandır maalesef Türk lirasının değer kaybetmesinden ötürü Türkiye TOEFL IBT sınav ücretinin en uygun olduğu ülkelerden biri. Herhangi bir şu an indirim ya da ücreti azaltma gibi bir şey gündemde yok. Hani ben onu da yine açık yüreklilikle size söyleyeyim. Dediğim gibi en fiyatı uygun olduğu ülkelerden biriyiz. O yüzden de herhangi bir indirim kampanya şu an söz konusu değil. Ama ileride herhangi bir indirim kampanyamız olursa zaten IFT'nin sosyal medya kanallarını takip edin. Herhangi bir indirim olursa zaten IFT ile biz yakın çalışıyoruz ekiple. Onlar web sitelerinde öyle güzel bir haber olursa mutlaka duyururlar. Tamam. Ama şu an gündemde yok maalesef. Evet, hemen chat bölümüne bakıyorum. Evet, TOEFL denemesi imkanı o free practice testte kendinizi deneyebilirsiniz. Bir. O 6 haftalık diye önerdiğimiz internet üzerinden ücretsiz kurs dedim ya, onda da size speaking ve writing performansınıza böyle bir average, yine yapay zeka kullanarak bir şey veriyorlar. Bir aralık veriyorlar. Şu puan aralığında alabilirsin gibi. Bir de ücretli kaynaklarımız da var arkadaşlar bizim web sitemizde. Ben sunumda onu çok bu sefer koymak istemedim. Öbür sunumda vardı. Ücretli kaynaklar çünkü sizin kendi kişisel kararınıza kalmış. O ücretli kaynaklar içinde full yine bir deneme var ve 24 saat içinde sınav sonucunu size teslim ediyor sistem. O şekilde. Yani full deneme hem 6 haftalık online kursta böyle bir o productive bölümü, speaking writing bölümünü değerlendirebilirsiniz. Hem de dediğim gibi free practice testimiz web sitemizde mevcut. Ücretli almak isterseniz de başka bir tane deneme mevcut. Hatta çoklu da alabiliyorsunuz onda. Evet. Tamam. Evet, hemen e-mailler geliyor. Harika.
Gün içinde mutlaka size döneceğim. Bu arada hemen cevap vermeyebilirim. Sırada bekleyen e-postalarım var. Ama gün içinde mutlaka size dönüş yaparım. Merak etmeyin. Evet, başka soru var mıdır? Bir yandan hani düşünün. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum şimdiden. Bu zor günlerde de umarım bu zor dönemi de sağlıklı bir şekilde sevdiklerimizle birlikte sağlıklı bir şekilde atlatırız. Biraz o yönde pozitif enerji vereyim istedim. İnşallah kariyer, akademik bütün ne hayalleriniz varsa hepsi de gerçek olur diye diliyorum hepinize. Evet. Görünen o ki. Evet, çok sağ olun Nagihan Hanım. Ben de IFT ekibi her zamanki gibi çok profesyonel bir şekilde ve hızlı bir şekilde hareket ederek bu webinar imkanını bize sağladı. Onlara tekrardan ben de teşekkür ediyorum. Süper. Herhalde. Evet, sunumun bütün soru işaretleri gitti kafamızdan. Harika. O zaman Selcan Hanım, herhalde soru yok gibi. Ben yine de ne olur ne olmaz son bir kez daha mail adresimi yazayım. Adım da Yasemin Arçın zaten. Bana. Evet, harika. Güzel dilekleriniz için ben de teşekkür ederim. Buyurun Selcan Hanım. Çok teşekkürler Yasemin Hanım. İsterseniz birkaç dakika bekleyelim. Belki Tamam. soru gelir. Hiç sorun değil. Benim esneyim o konuda. Hiç sorun değil. Evet, bu sefer biraz hızlı gittim galiba. Sorulara vakit kalsın diye hızlı ilerledim. Ha, bir şey daha ekleyeyim bu arada. Nasıl olsa vaktimiz de var. Şimdi ETS'in Educational Testing Service'in bir sürü sınavı var arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmenler için sınavları var. İşte Business İngilizcesi için TOEIC sınavı var. ETS.org bizim ana web sitemiz, yani bizim kurumumuzun web sitesi. Orada diğer sınavlara da eğer ilgi alanınızsa onlara da bakabilirsiniz. TOEFL IBT en çok kullanılan ve en çok kabul edilen bir sınav olduğu için ona ayrı bir web sitesi yapıldı. Yani çok yıllar önce yapıldı. TOEFL Go Anywhere. Dolayısıyla bu TOEFLGoAnywhere.org. Buradan bütün ücretsiz, ücretli her türlü kaynağa erişebilirsiniz. Sınav hazırlığıyla ilgili tips and strategies, o konu üzerinde de bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sınav kaydını da buradan yapabilirsiniz. ets.org/TOEFL diye de gidiyor. Yine kayıt olmak istediğinizde sınava yine o uzantı da aynı yere yönlendiriyor. TOEFLGoAnywhere.org da aynı yere yönlendiriyor. Bilginiz olsun. Bu arada TOEFL IBT, bizim web sitemizde TOEFL IBT hesabı açmak ücretsiz. Sınava girmeye karar verdiğinizde 185 doları ödersiniz. Sınav merkezini, sınav tarihini seçersiniz. Normal koşullardan bahsediyorum. Hani evden test değil de. Yani evden testini tabii ki yine hesabınızdan tercih ediyorsunuz. Sınav merkezi seçme biliyorsunuz hani bu son döneme kadar hep o şekilde ilerliyordu. Sınava nerelerde girilip bizim şu an 43 tane test merkezimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana olmak üzere yani en büyük şehirlerde var. Diğer şehirlerde işte Erzurum gibi, Kayseri gibi, Antalya gibi şehirlerde de test merkezlerimiz mevcut. Dolayısıyla test merkezi ve test tarihi seçimini siz yapıyorsunuz. Diyelim ki mesela şu an diyelim ki Ağustos, Eylül'e baktınız. Ağustos, Eylül'ü seçtiğiniz zaman 2 aylık periyotları gösteriyor size. Ağustos'taki sınav tarihlerini ve sınav merkezlerini çıkartıyor. Eylül'deki sınav merkezleri, sınav tarihlerini çıkartıyor. Sistem o şekilde işliyor. Bu arada sınav ücreti 185 dolar dedik. Bu Amerikan doları hesabına ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bankamatik ya da kredi kartınızı ödeme yapıyorsunuz. O günkü kura göre TL olarak çekiyor hesabınızdan. Dolayısıyla Amerikan doları hesabı açmanıza gerek yok. Evet, aklıma başka gelen bir şey var mıdır? Biliyorsunuz zaten kulaklık ve mikrofon olayını söyledim. Hani tamamen bilgisayar üstünden yapılan bir sınav olduğu için.
Sınav başladığı andan itibaren kulaklık takmakta fayda var test merkezinde. Ben hep öyle öneriyorum adaylara. Kendi evinizde de olsanız hani dışarıdan herhangi bir ses gelme riskine karşı kulaklık takmakta da fayda var. Okuma bölümünde kulaklığa ihtiyacınız yok. Ama zaten sınavın başında kulaklık testi yapıyor sistem. Sınavı seçtiğimiz tarihi o rescheduling'e giriyor. Rescheduling arkadaşlar, bu virüsten önce rescheduling ücretli bir işlemdi. Şu anki kimse mağdur olmasın diye ETS rescheduling işlemini ücretsiz yaptı. Bu ne zamana kadar sürecek onu bilmiyorum. Onunla ilgili bilgi gelmedi bana da henüz. Ama şu an rescheduling işlemleri, sınav tarihini değiştirme işlemleri ücretsiz. Normalde ama ücretli bir işlemdi. Dolar mıydı, 60 dolar mı, öyle bir şeydi. Ücret olmadığı takdirde herkes çocuk oyuncağına çevirebilir, sürekli sınav tarihi ve yeri değiştirebilir. O yüzden de ona belli bir ücret koyma ihtiyacı hissediyorlar. O konuda da bilginiz olsun. Evet. Bakayım, questions'ta var mı bir şey? Yok. Evet Selcan Hanım, iyi ki bekledik. Sorular geliyor. Gelsin. Zaten onun için bir araya geldik. Daha bir 5 dakikamız var. Aynen, soruları alabiliriz. Bir yandan da bu işte Special Home Edition'la ilgili araştırmanızı yapın. Eğer yani sınava almaya karar verirseniz ve sınava girerseniz bana da feedback'inizi belirtme şansınız olursa e-posta yoluyla çok sevinirim. Tabii ki feedback'ler alıyorum ben iyi gittiğine dair. Çünkü mecbur evdeyiz. Sınavı da evde yapmak durumundayız. Bu iyi bir fırsat bizim için. O yüzden eğer evden sınava girmeye karar verirseniz mutlaka benle de feedback'inizi paylaşın. Ben denemesine girdim. Girmek mecburiydi, çok da mecburiydi bizim için. İyi de oldu. Güzel bir tecrübe. Yani sınav merkezindeki aynı koşulları hemen hemen sağlamış oluyor Special Home Edition. Şimdi onun için ayrı bir webinar. Şu an hiç öyle bir plan yok. Daha doğrusu ETS'in gündeminde hani sınav tüyoları ile ilgili ayrı bir webinar verelim yok. İlerleyen zamanlarda olabilir. Çünkü özellikle speaking ve writing bölümleri için daha çok tüyolar bekleyenler oluyor. Hani reading listening biraz daha personal, biraz daha kişisel. Ama speaking ve writing ile ilgili ayrı bir webinar verilebilir. O konuda maalesef şu an hani olumsuz cevaplandırıyorum ama şöyle bir ay sonra eğer bana e-posta gönderirseniz ben size yine bir kesin bir cevap veririm. Ya da en kötü size özel bir webinar yaparım. Kendi tüyolarımı paylaşırım. Evet, son soru gelsin artık. Son 2 dakikamız. Evet, hemen bakıyorum. Evet, tüyoları e-posta yoluyla olabildiğince göndermeye çalışırım.
sizi de daha fazla olumsuz cevap vermeyeyim. Elimden geleni yaparım. Hem de dediğim gibi speaking ve writing'de dikkat ettiğimiz kriterlerle ilgili o belgeleri de paylaşırım. En azından fikir sahibi olursunuz. Yani bu kriterleri neye göre değerlendirdiğimizi daha iyi anlarsınız. Haberleşmek dileğiyle. Evet, son bir dakika arkadaşlar. Yeniden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sanırım evet, tekrar check ettim. Soru kalmadı. Evet. Çok teşekkür ederiz Yasemin Hanım. Çok güzel bir sunumdu. Bayağı ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok herkes sağ olun. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın Yasemin Hanım. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Haydi bakalım.